Selam arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Şimdi çok güzel bir örneğim var. Her şeyi yapabileceğiniz bir örnek. Şimdi kar topunun bebeği ipiyle yapıyorum arkadaşlar. Ama ve bütün bebekleriyle çok güzel oluyor bu örnek. Aklınızda bulunsun. İlla bir kar top olması ya da bir marka olması şart değil. Ben bu vardı. Bebeklerini seviyorum ben. Örgüler güzel oluyor. Şu şekilde 3 numarada tığ kullandım. Şimdi örneğime başlayayım arkadaşlar. Zincirimizi çekelim. Zincirimizi biraz bol çekin arkadaşlar. İlk sırada sık iğne yapacağım çünkü çektirmesin altı. Şöyle bolca çokça çekin. Gevşek olsun. Yani zincirimiz bol dediğim gevşek olsun. Çok sık olmasın. Çünkü şeyde sıkıntı olabilir. Çektirir altı. Ben de bakın gevşek çekiyorum. Şu şekil bakın. Gevşek çektim. Birazcık daha çekeyim. İlk sırada örneğimizi kuracağız. Şimdi ilk sırada pardon sık iğnemizi yapacağız. Sık iğnemizi yaparken çift sayı olsun arkadaşlar. İkinin katları olsun. 2 ve 2'nin katları. Şöyle bakın. Hemen ilk zincirime sık iğnemi yaptım. Bir bir bıraktım pardon. Şöyle yan yana sık iğnelerimizi yapalım. Sıkı bile çekmişim. Daha da bol çekebilirmiştim. Zincirimi. Çekelim. Yapalım sık iğnemizi. Sonra sayarız. Sayalım bir. Şuradan 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 33, 34, 36 tane yapayım. Yeter bana şu kadar. Fazla da çok büyük olsun istemiyorum. Şimdi 1, 2, 3 tane zincirimi çekip örneğimi döndürdüm. Hemen bir tane atlıyoruz. Buradan ikinciye batarak trabzan yapıyoruz. Bütün sıramızı trabzan yapıyoruz arkadaşlar. Sık iğnelerimizin üstüne trabzan yapıyoruz. Bir sıramızı da bu şekilde gideceğiz. Başa kadar. Biraz hızlı yapıyorum burayı. Trabzan olduğu için. İkinci sıramız da trabzan oldu. Ölçümüzü örneğe kurduktan sonra alın arkadaşlar. Bir sıra sık iğne yaptıktan sonra alın. Zincirde ölçü almayın. Onu da hatırlatayım. Zinciri çekti yaptıktan sonra çektirir örneğe kurduktan sonra. O yüzden zincirinizi fazlaca çekin. Kenardan kesersiniz. Şöyle. Bakın buraya da battık. En sonunda bir de burada var. Onu unutmayın orayı. Bir tane de buraya batıyoruz. Ve trabzanımı tamamladım.
1, 2, 3 zincir. Şu şekil tamamladık. Şimdi döndürdüm örneğimi. Döndükten sonra arkadaşlar hemen buraya bakın şuna. İlk trabzanıma şöyle içine battım. 1, 2. İkisini bir çektim. İkisini bir çektim. Başını doluyorum. Hemen onun yanındakine şuna tepesine batıp trabzan yapıyorum. Başını doladım. Yine buna içine battım. 1, 2. İkisini bir, ikisini bir çektim. Başına doladım. Bu yanındakine de trabzan yapıyorum. Yanındakine, tepesine trabzan yapıyorum. Şöyle bakın arkadaşlar. İkisini bir, ikisini bir çektim. Ve tepesine trabzan yaptık. Bu şekilde devam ediyoruz. Pardon. İkisini bir, ikisini bir çektim. Yanındakinin tepesine baktık. Şöyle göstereyim. Başa kadar geleyim arkadaşlar. En sonunda da arkadaşlar şöyle tek trabzanımı yaptım. Bakın. Tek trabzandan yaptık. Bir zincir çektim. Örneğimi döndürdüm. Bütün trabzanlarımın tepesine sık iğne yapıyorum şimdi. Hepsinin tepesine sık iğne yapacağız. Bir sıra sık iğne gideceğiz. Şöyle devam edelim. Hepsine tek tek battık. Bakın. Buna da battım. Bir de zincirim var. Zincirimizin içine batmayı unutmayalım. 1, 2, 3 zincir çektim. Örneğimi döndürdüm. Şimdi arkadaşlar. Başını doluyorum. Hemen şu bir tane bırakıyorum. Arkadaşlar şuradaki sık iğnemi. Buraya bir trabzan yapıyorum. Ve şu araya. Bakın şu aradaki kalana başını doladım ve 1, 2, 2 şöyle çektik. Başını doluyorum. Hemen onun yanındakine bir trabzan yapıyorum. Başını doluyorum. Bakın şu arada kalana. Şu şekil kapattık ve ikisini bir çektik. Ve şu tepede olana bakın yanındakine buraya trabzan yapıyoruz. Aradakine 1, 2. Hepsini kapattım. İkisini bir çektim. Şu arada o hemen bakın şurada olana bir trabzan yapıyoruz. Yanındakine trabzan yapıyoruz. Tepesine. Bu şekilde örneğimi yapıyorum arkadaşlar.
Büyütelim birazcık. Ondan sonra tekrar görüşelim. Şöyle büyüttüm arkadaşlar birazcık. Çok şık ve çok güzel bir örnek. İstediğiniz her şeyi yapabilirsiniz. Bakın arkası da bu şekilde. Arkası da gayet düzgün duruyor. Şu şekilde gördüğünüz gibi. Önü de bu şekilde. Yapması da kolay ve gösterişli, çok güzel. Bundan yelekler yapabilirsiniz arkadaşlar, battaniye yapabilirsiniz. Ondan sonra ince iplerle yaptığınızda daha şık bir şeyler de olabilir. Çok şık bir örnek. Ben bu ürünü çok beğendim. Beğenerek yaptım ve sizinle de paylaşmak istedim. İnşallah siz de beğenirsiniz. Gayet güzel ve şık oldu. Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için de çok teşekkür ederim. İyi günler diliyorum arkadaşlar. Hoşça kalın.